Otomotiv sektöründe fahiş fiyatın önüne geçmek için devreye sokulan 6 ay satış yasağı ve 6000 kilometre sınırı getirilmişti hatırlayacaksınız. İddiaya göre bazı satıcılar aldıkları sıfır aracı korsan taksiye çeviriyor ve böylelikle hem kilometre yapılmış oluyor hem korsan taksiden gelir elde ediliyor. Şimdi ayrıntıları alacağız A Haber ekibinden Murat Dada ve konuğuna dönelim. Murat söz sizde. Evet Manuel, sizin de söylemiş olduğunuz gibi bazı satıcıların sıfır otomobillerde yaşanan fahiş fiyatlarının önüne geçmek için konulan 6 ay otomobillerin satılmaması ve 6000 kilometre sınırı konulmasının hemen ardından bazı satıcıların işte bunu korsan taksiye çevirerek işte bunun önüne geçtiği bilgisi yayılmıştı. Özellikle birçok gazetede ve haber sitelerinde biz bunları görmüştük ve bu konunun bir aslını soralım istedik. Hemen yanımda konuğum Aret Demirci var. İkinci el satış uzmanı. Peki bu nasıl olabilir? Mümkün müdür böyle bir şey? Yani sıfır otomobillerin korsan taksiye çevrilip 6000 kilometre sınırının aşılması ve satılması yapılabiliyor mu böyle bir şeyler? Ya tabii ki yapılabilir ama çok büyük bir risk içeriyor bu. Neden diyeceksiniz? Şimdi 6 ay boyunca aracı korsanda tutmaları gerekiyor. Ya da 6000 kilometre. Siz bu sıfır aracı trafiğe çıkartıyorsunuz. Öncelikle kaza riskiniz var. İkinci sefer bağlanma riskiniz var. Artı üçüncü bağlandığınız an cezası var bunun. Ve yüksek rakamlar. Plakanız da mimleniyor ondan sonra. Çünkü neden? Korsana çıktığınız için korsan taksi olarak plakanız trafiğe bildiriliyor. Ve bildirildiği zaman da her iki gün sonra yine çıksanız korsana bağlandıktan sonra yine yakalanacaksınız. Yani bilmiyorum ama yani bence hiç önerdiğim bir şey değil bu. Peki satış yapıldık ya satış yapılacaksa o arabanın, bu arabanın aynı zamanda mimlenmiş olması da satışında bir nevi önüne geçmiş oluyor aslında, doğru mu? Tabii ki, yani şimdi şöyle söyleyeyim, araç korsan yapmış ve alıcı kişi bunu bilmiyorsa, aldıktan sonra ve aynı plakayla alıyorsa da örnek veriyorum, en ufak bir çevirmede çevirebilirler çünkü aracın plakası mimlendiği için. Bu şekilde. Peki bunun önüne başka şekilde geçilebiliyor mu? Ya tabii ki, şimdi şöyle bir şey de var. Nasıl kilometre çekilme varsa kilometre yükseltme de var. Aracınızı 6 ay otoparkta tutarsınız. 6 ay sonra 6000 kilometreye yükseltirsiniz, yine satarsınız. Yani illaki korsan değil, zaten çok çok riskli bir şey. Kimseye önermiyoruz biz bunu, yani bu tarz işi. Peki, teşekkürler. Sağ olun. Evet Manuel, özellikle sıfır araçların satılabilmesi için bu 6 artı 6 formülünün önüne geçilmesi için biliyorsunuz korsana verildiği iddiaları vardı. Fakat özellikle biz de birçok galericiyle görüştük. İşte bu büyük risk içeriyor. Zaten bunu yapan kişilerin de aynı şekilde doğru yola, yani aslında bu işi yapmamaları gerektiği. Çünkü kendilerinde aslında riske attığı gerektiği söylendi. Diğer konuştuğumuz galericilerle de aynı şekilde konuştuk. Ve bu bilgiyi aldık diyelim. Buradan sözü size bırakalım. Murat, çok teşekkür ediyoruz sana ve konuğuna.